İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Ermeni mirasına adanmış sergi, Batı Ermenistan Ulusal Konseyi'nin 6. Yaz Üniversitesi. Gehart Vakfı'nın açıklaması, Bakü Yerevan'ın marşını seslendirerek alaycılığının bir başka tezahürünü daha gösterdi. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Hükümeti'nin 26. oturumu. Artsak'ta zorla yerinden edilen kişilerle ilgili konular parlamenterlerin ilgi odağında Batı Ermenistan'ın evlatları Arşil Gorki, Şarlaz Navur ve Yervant Koçar Gümüş hatıra paraları basıldı. Fransalı Ermeni aile ilk basılan Ermenice İncil'in bir kopyasını Madena Taran'a bağışladı. Batı Ermenistan Ulusal Konseyi Ermeni mirasının korunması ve geliştirilmesine yönelik 6. Yaz Üniversitesini düzenleyecek etkinlik 8 Eylül'de Lyon'daki Notre Dame de Narek Ermeni Kilisesi'nde gerçekleşecek. Bu yıl Yaz Üniversitesinin ana teması Birleşmiş Milletler'de Ermeni çıkarlarının korunması ve Ermeni topluluklarının sesini uluslararası sahnede güçlendirmektir. Etkinlik Ulusal Konsey Başkanı Armen Gabraham ve Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Lydia Margosyan'ın konuşma yapacağı görkemli bir açılış töreniyle başlayacak. Onlara Batı Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Vartan Simonyan ve Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin Arjantin Büyükelçisi Guillermo Karamanyan da katılacak. Konuşmacılar konuşmalarında Ermeni halkının haklarını korumanın zorluklarını ve başarılarını özetleyecekler. Batı Ermenistan nüfusu bir asırdan fazla süredir topraklarından, okullarından ve üniversitelerinden mahrum bırakılan, sürgündeki ve boyunduruk altındaki halkının geleneklerine, mülkiyetine ve haklarına sahip çıkarak üniversitelerinde eğitme hakkına sahiptir toplantının kapanış törenine davetler, açık büfe ve ikramların tadını çıkaracaklar. Bu etkinlik, Batı Ermenistan halkının mirasını ve haklarını korumanın önemini bir kez daha vurgulamaktadır. Bir asırdan fazla bir süredir Ermeniler topraklarından, okullarından ve üniversitelerinden mahrum bırakılıyor ancak onların eğitim, gelenek ve kültürlerini koruma arzuları kesintisiz sürüyor. Giriş ücretsiz olup Ermeni sorunlarının uluslararası görünürlüğünü artırmayı ve Ermeni topluluklarını birleştirmeyi amaçlayan bu önemli etkinliğe herkes davetlidir. Gğartat Bilim ve Analitik Vakfı Doğu Ermenistan Cumhuriyeti'nin başkenti Yerevan'la ilgili Azerice veya Türkçe marşlarının hazırlanıp dağıtılmasını kınamakta ve kabul edilemez bulmaktadır. Aliyev rejiminin Doğu Ermenistan Cumhuriyeti topraklarına yönelik hırsları sürekli artıyor. Geçtiğimiz günlerde kendi yanlış tanımlarına göre içeriye Yerevan'ın yabancıların elinden kurtarılması ve geri getirilmesi konulu Yerevan Türk Cumhuriyeti adlı devlet marşı yayımlandı. Marşın yazarı İlham Aliyev'in favorisi olduğunu ve son cumhurbaşkanlığı seçimlerinde onu desteklediğini söyleyen Azerbaycan halk sanatçısı, besteci Cevahir Guliyev'dir. Guliyev, 2021'de marşı yazma emri aldı. Vakıftan yapılan açıklamada, yaratılışın sergilendiği Azerbaycan Devlet Akademik Opera ve Balat Tiyatrosu binasının Ermeni mimar Nikolay Bayev tarafından, tasarlandığı ve bir zamanlar Mailyan kardeşlere ait olduğu ifade ediliyor. Gehard adlı Bilimsel Analitik Vakfı, Azerbaycan'ın Doğu Ermenistan Cumhuriyeti'ne yönelik politikasını kınıyor. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Hükümet Konseyi'nin 26. toplantısı 12 Ağustos'ta gerçekleşti. Oturum Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Bayan Lidya Margosyan'ın Sev Antlaşması'nın 104. yıl dönümüne adanan etkinliklerin düzgün bir şekilde organize edilmesinden dolayı oturum katılımcılarını tebrik ettiği konuşmasıyla açıldı. Daha sonra oturumda Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Konseyi Başkanı Armen Gabrahamyan söz alarak Fransız Riviera adlı Ermeni grubunun her yıl düzenlediği açık alan fuarından bahsederek Haçkar sembolü etrafındaki bu etkinliğin özellikle önemini ve sembolik niteliğini vurguladı. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Lydia Margosyan konuşmasında kültürel değerlerimizin yaygınlaşmasına vurgu yaparak bu tür kültürel etkinliklerin düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Konsey Başkanı Armen Kapramyan ise 8 Eylül'de düzenlenecek Yaz Üniversitesi'ni bir kez daha hatırlatarak bunun Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ermenilerine destek amaçlı olduğunu kaydetti. Ulusal Konsey Başkanı Abrahamyan aynı zamanda Batı Ermenistan hükümeti tarafından verilen Gomidas nişanının önemine de değindi. <Sessizlik> Doğu Ermenistan Parlamentosu'nun Ulusal Çalışma ve Sosyal İşler Daimi Komitesi'nin tüzüğünün kapsamı geniş ve çok içeriklidir. Sorunlar ve yapılması gereken çok şey var. Bu nedenle son oturumda komitenin etkin çalışması talep edildi. İstihdam ve mesleki yönlendirme, çalışanlar ve işverenler, engelliler, yaşlılar, çocuklar, art sahtalık Karabağ'dan zorla yerinden edilmiş yurttaşlar ile ilgili konular üst komitenin ilgi odağındaydı. Geçtiğimiz oturumda yapılan çalışmaları özetleyen Komisyon Başkanı Heriknaz Dikranyan, yasama yürütme işbirliğinin bunun sonucunda kolluk uygulanmasındaki mevcut sorunların ortadan kaldırılmasının mümkün olduğunu vurguladı. Gerçek adı Vostanik Adoyan olan Arşil Gorki, Batı Ermenistan'da doğdu. Doğum yılı kesin olarak bilinmemekle birlikte 1902-1904 yılları arasında doğduğu kesindir. Adoyan, çocukluğunda annesinin açlıktan öldüğü soykırım Armenoside tanık oldu. Anne ve babasından mahrum kalan Vostanik Amerika Birleşik Devletleri'ne taşındı ve kendisine yeni bir isim aldı ve bu yaşamında yeni bir aşamanın başlangıcı oldu. Ancak gençliğinin korkunç anıları hayatı boyunca peşini bırakmadı ve sanatını büyük ölçüde etkiledi. Sanat okuluna girdikten sonra Gorki ünlendi. Eserleri birçok sergide yer almaya başladı. Gorki, Pablo Picasso ve Paul Cezanne'dan güçlü bir şekilde etkilenmesine rağmen kısa sürede kişisel bir tarz geliştirdi ve daha sonra zamanının en büyük sanatçıları arasındaki yerini sağlamlaştırdı. Gorki'nin son yıllarda yaşadığı New York, Amerika ve dünya sanatının merkezi haline geldi. Gorki'nin Hollandalı sanatçı Willem de Konning ile iletişim kurduğu ve bazen Jackson Pollock ile tartışmaya girdiği yer burasıydı. Doğu Ermenistan Merkez Bankası'nın basın servisi tarafından bildirildiğine göre Doğu Ermenistan Merkez Bankası Şarl Aznavur'un 100. doğum günü ve Yervant Koçar'ın 125. doğum günü temalı gümüş hatıra paraları 15 Ağustos 2024 tarihinde tedavüle çıkaracak ünlü Fransalı Ermeni şarkıcı ve söz yazarı Charles Aznavur'a ait hatıra parasının ön yüzünde sonsuzluk simgesi fonu eşliğinde Aznavur'a verilen vatan nişanı yer alıyor. Arka yüzde ise yine sonsuzluk simgesinin arka fonunda Charles Aznavur'un portresi ile Doğu Ermenistan ve Fransa Cumhuriyetlerinin bayraklarının birleşen görüntüsü yer alıyor. Eskizlerin yaratıcısı Harutyun Samuel Yandır. Hatıra parası Polonya Dar basılmıştır. Gümüş hatıra parasının nominal değeri 1000 gram, ağırlığı 33.6 gram, çapı 40 milimetredir. Hatıra parası 1000 adet basıldı. Mekansal resminin korucusu büyük Ermeni sanatçı Keltraş Yervant Koçar'a ait. Hatıra parasının ön yüzünde Koçar'ın Melinenin portresi tablosu ve Erebuni Yerevan Mekansal tablosu yer alıyor. Arka kısmında ise Koçar'ın bir fortresi, savaşın felaketi tablosundan ve melankoli heykelinden bir sahne var. Eskizlerin yaratıcısı Karen Melikyan'dır ve hatıra parası Polonya darphanesinde basılmıştır. Yervan Koçar'a ait gümüş hatıra parasının ağırlığı 28.28 .28 gram olup 500 adet basılmıştır. Fransalı Ermeni Safaryan ailesi Amsterdam 1666, Yerevanlı Voska'nın Ermenice İncil'in ilk basılı nüshasını Maştut adlı eski el yazmaları müze enstitüsü olan Madena bağışladı. Kayıt, bağış yapan ailenin büyük dedesi olan ve aynı tapta askeri rahip olan Hagop Boyacıyan'a aitti. Ermenilere uygulanan soykırım Armenosit'ten sağ kurtulan Safaryanların ataları, Yerevanlı Bozkan'ın İncil'ini nesilden nesile aktararak korumuş bu kutsal emanet Madenataran'a devredilmiştir. Aintap şehrinin 1920 yılındaki savunmasına katılmış Rahip Hagop'un elinde kılıç ve silahla çekilmiş fotoğrafı, Madenataran'ın arşivinde saklanmaktadır. Sayın izleyiciler ve sevgili soydaşlarımız, Bugün için bu kadar öngördük. gördük. Hoşça kalın.